Merhaba sevgili izleyiciler. 2 Temmuz'da sabah 5.19'da Oğlak Burcu'nun 9 derecesinde Dolunay meydana gelecek. Öncü nitelikli toprak elementinin bir dolunayı olduğu için özellikle öncü burçları ve toprak elementinden burçları etkileyebilecek bir dolunay olduğunu söyleyebiliriz. Oğlak Burcu Zodyak'ta 10. evi yönetir. 10. evde bizim yaşamdaki amaçlarımız, hedeflerimiz, kariyerimiz, işimiz, sorumluluklarımız, görevlerimiz, otorite kavramları, liderler, yöneticiler, devletle ilgili konuları temsil eder ve bu dolunayda bunlar daha fazla gündemde olabilir ve bu konularla ilgili bazı değişimler, dönüşümler meydana gelebilir. Özellikle Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak, öncü burçların ilk dekanında doğanlar bu dolunaydan daha fazla etki alacaklar. Bunun yanı sıra doğum haritalarında yükselen burçları Ay burçları veya diğer gezegenleri, önemli kişisel noktaları, öncü burçların 9 dereceli yakınlarında olanları da etkileyebilecek bu Dolunay. Farkındalık kazanılabileceğimiz bir dönemdeyiz. Dolunay haftalarında e, genellikle hem kendi hayatımızda hem de çevremizdeki kişilerin hayatlarında hareketlilik artar. Biraz böyle ilginç konular gündeme gelebilir, bilmediğimiz kavramlar ortaya çıkarabilir, zaman zaman şaşırabiliriz, zaman zaman üzülebiliriz ve ani fırsatlarda da karşılaşabiliriz. Dolunay döneminde haftasında gökyüzünde şanslı etkileşimler de var. Özellikle aslan burcundaki Venüs'ün ve Jüpiter'in kavuşumu o iyi enerjisiyle karşımıza beklemediğimiz ani fırsatları, sürprizleri de getirebilecek gibi görünüyor. Mars yengeç burcunda ilerliyor. Güneş yengeç burcunda ilerliyor. Biraz ailevi konularda ev, yuva, aile, çocuklar, ev, vatan, yurt. E, sahip olduğumuz değerler, kişisel güvenliğimizle ilgili konularda hassasiyet artabilir. Mars'ın da yengeç burcunda ilerlemesi bu konularda biraz zaman zaman stres ve huzursuzluk da ortaya çıkarabilir. Bu nedenle dürtülerimizi kontrol etmemiz gerekiyor. Çok ani kararlar vermememiz gerekiyor. İlişkilerimizde denge ve uyumu korumamız gerekiyor. Balık burcunda ilerleyen Neptün'ün e, dolunayla yaptığı olumlu açıda e, bize önemli yardımlar getirebilecek gibi yani ihtiyacımız olan yardımları veya problemlerimize şifa olabilecek kavramları da bu Dolunay döneminde rahatlıkla bulabiliriz. Başkalarına da daha hassas davranabileceğimiz, daha duyarlı davranabileceğimiz bir dönemdeyiz. Yani ne kadar çok yardım edersek o kadar çok yardımla karşılaşabileceğimiz bir dönemde olacağımızı söyleyebilirim. Hazırladığımız videoları lütfen burcunuza ve yükselen burcunuza göre izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın. shortcut ikinci yarı